Modacı, gazeteci, Uzay Heparı'nın oğlunun annesi, Survivor eski yarışmacısı, güzel, yetenekli ve azimli bir kadın. Bebeğini dünyaya babasız getiren, hep kendi başına var olan, sırtını kimseye dayamayan bir anne. Evet, Zeynep Tunuslu'dan bahsediyorum. 27 Mayıs 1962'de dünyaya geldi. 12 Mart muhtırasını gerçekleştiren generaller arasındaki Muhsin Batur'un emir subayı, Kurmay Albay Mustafa Kemal Tunusluoğlu'yla Ayla Tunusluoğlu çiftinin iki çocuğundan biri. Annesi ODTÜ başta olmak üzere birçok üniversitede akademisyenlik yapmış bir isim. Habertürk'te yer alan Balçiçek Pamir'in Zeynep Tunuslu'yla yaptığı röportajda Tunuslu ailesinden şöyle bahsetmişti. "Çok şanslıyım, donanımlı bir ailede büyüdüm. Babam hava ateşesiydi. Çok genç yaşında ödüllü bir Kemal Tunuslu'nun kızıyım. Çok yer gezdik. 4 yaşındayken Moskova'ya gittik. Sonra da Diyarbakır'a geldik. Moskova çok soğuktu ve dondurma yediğimi hatırlıyorum. O zamanlar renklerle ilgilendim. Diyarbakır'a geldik. Kocaman kırmızı güller, kurbağalar vardı. İlk koleksiyonumda kurbağaları kullandım." Sonra Ankara'ya yerleştiler. 1980 yılında TED Ankara Koleji'nden mezun oldu. "Çok da iyi bir öğrenciydi. Sadece iyi olmak için çalışırdım. Öğrenmek için değil," diyordu. Balçiçek Pamir'e verdiği röportajda, "Evet, ön planda olmayı severdim. Öyküler yazardım, komiklikler yapardım, iddialı biriydim. Babamdan çok şey öğrendim. Annem de öyle. Hala çalışıyor. İngilizce öğretmeni. Anneannemden de birçok şey miras kaldı," demişti. Hacettepe Üniversitesi İngiliz Filolojisi bölümünü 1980 darbesi sonrası dönemde bırakmak zorunda kaldı. Milano'ya gitti. Oradan döndükten sonra tekstil sektöründe çalışmaya başladı. Bu süreçte Mudo'nun sahibi Mustafa Tavilloğlu ile tanışmasıyla kendine moda dünyasının yolu açıldı. 80'lerin sonuydu. O zamanlar tasarımlarıyla öne çıkan tek tük modacı vardı. Zeynep Tunuslu da onlardan biriydi. Renkli pop art baskılar ve asker botlarıyla defileler yaptığı için çılgın modacı diye lanse edildi. Çizgileri de kendisi gibi cesurdu. Söylenenlerden hiç şikayetçi olmadı. İnsanların ne düşündüğünü kafasına takacak biri değildi. Ayrıca zannedilenin aksine hep çalıştı, hep para kazanması gerekti. Sorumluluğunu bir erkeğe yüklemeyi seçmedi. ...1993 yılında Uzay Heparı ile evlendi. Anneliği de tadan Tunuslu'nun Uzay Kanat adında bir oğlu oldu. Zeynep Tunuslu, 360 TV'de yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu ile 360 derece programındaki sözleriyle dikkat çekmişti. "Uzay Heparı, 4 senedir ben sana aşığım," demişti ona. Yani hayatında geriye dönük yaşadığı aşklarda Zeynep Tunuslu vardı aklında. Uzay Heparı ile nasıl tanıştığını anlatan Zeynep Tunuslu şunları söylemişti. "Dünya çapında ünlü bir insan, eserleriyle dünya çapında modası geçmeyecek bir isim. Bir deha bence, Türkiye için büyük şans. Hızlı bir yıldız çarpması gibi zaman yaşadık. Benim düzenlediğim bir yardım kuruluşunda tanıştık. O geceden sonra hiç ayrılmadık ve 6 ay beraber olduk. Evlendik, çocuğumuz oldu. 6 ay beraberdik ama benim için 60 sene gibi dolu doluydu. Hala benim kalbimde ve yanımdadır. Bir yerde çalışıyormuş. Ben girmişim. Ah," demiş, "evet, bu kadını istiyorum. Hemen evlenmek istiyorum." Fakat aradan 4 sene geçmiş. Gördüğü ilk gece hemen evlenme teklif etti. "Tanıştığımızda Uzay 24, ben 30 yaşındaydım. Benim gözümde 4-4'lük bir insan. Biz flört edemeden direkt evlendik. Uzay 4 yıldır sana aşığım. Hemen evlenmemiz lazım," dedi. "Uzay bana hep vaktim yok. Hemen evlenmemiz lazım," derdi. Ve tanıştığımız gün evlilik teklifi etti. "Benim Uzay'la tanıştığımda hayatımda biri vardı. Ve ona, kusura bakma, ben ayrılıyorum. Çünkü evlilik teklifi aldım," dedim. "O dönem birlikte olduğum kişi çok arıza çıkardı ve durumu kabullenmedi. Düğünüme bile gelerek 3 gündür tanıdığın adamla böyle olmaz. Senin kafan karışık," dedi. "Bizi Fatma Girik evlendirdi. Sonra düğün yaptık. Ünlü isimler sahne aldı. Gelinliğimi de kendim tasarladım." Uzay Heparı'nın kendisinden önce Sezen Aksu'yu Yıldız Tilbe ile aldatması ile ilgili de konuşan Zeynep Tunuslu, "Uzay Heparı Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe ile beraberken aşık olduğu kadın benmişim. 4 sene bana aşıkmış ve gördüğü ilk gece evlilik teklif etti. Evlilik imzasını atarken ona ve bana olan aşkına çok güvendim. Benden önce kiminle olduğunu ve ne yaptığını bir saniye bile sorgulamadım. Benden önce beraber olduğu kişiler beni ilgilendirmez."
Bir dönemin unutulmaz isimlerinden biri olan Uzay Hep Arı, 20 Mayıs 1994'te motosikletiyle Etiler Koç Köprüsü üzerinde Demet Akbağ'ın park halindeki arabasına çarpmıştı. Hastanede 11 gün boyunca bitkisel hayatta kalan Hep Arı, 31 Mayıs 1994'te vefat etmişti. Kazadan bir gün önce çocuğu olacağını öğrenen Türkiye'nin en önemli müzisyenlerinden Uzay Hep Arı'nın kaybı tüm Türkiye'yi çok üzmüştü elbette. Ama en derin yarayı ailesi almıştı. Yıldız Tilbe'nin Uzay Hep Arı ile ilgili "Bir gece sarhoştum ve uzayla birlikte oldum" açıklaması yıllar önce magazin dünyasında bomba etkisi yaratmıştı. Zeynep Tunuslu'nun şarkıcının açıklamasına ne yanıt vereceği merak edilmişti. Düşüncelerini Onur Baştürk'le yaptığı röportajda dile getiren Tunuslu, "O benim hikayem değil. Yıldız'la uzay arasında geçen bir hikaye. Ben ne diyeceğim ki? Ayıp mı diyeceğim yani? Sonuçta ortada bir cinayet yok, adam kaçırma yok. Masum bir sevişme var. İsterdim ki hayatta olmayan bir müzisyenin ardından müziği konuşulsun. Yatak odası konuşulacağı yerde. Yıldız'ı da kınamıyorum. Bayılıyorum ona insan olarak. Çok da tatlı." Uzay'la evlendiğinde Sezen Aksu sana cephe almış mıydı sorusuna "Yanımda da durmadı, karşımda da olmadı. Üzüldü mü, kıskandı mı onu da bilmiyorum. Hiç tepkisini söylemedi, düğünümüze gelmedi, çiçek de yollamadı. Ama ben doğum yaptıktan sonra altınlarını alıp geldi" yanıtını vermişti. Zeynep Tunuslu'nun hayatındaki bir diğer yıkımsa babasını kaybetmesi olmuştu. Hayattaki en değerli varlığı olan oğlu ve annesiyle birlikte sürdürdüğü yaşamını. Annesi onun en büyük destekçisiydi. Bu arada oğlu Kanat, babası Uzay Hep Arı'ya fiziksel olarak çok benziyor. Yanı sıra piyano ve bas gitar da çalıyordu. Güneşin Kızları ve Çalınmış Hayatlar gibi yapımlarda rol aldı. Zeynep Tunuslu 2011 Survivor Ünlüler Gönüllüler programında Ünlüler Adası'nda yarıştı. Volkan Karataş'ın senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı 2014 yapımı psikolojik kısa film olan Kelebeğin İkinci Günü'nde başrol oynadı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Erdoğan'a oy vereceğini açıklayan bir video paylaşan modacı Zeynep Tunuslu, arkadaşlarından uyarı aldığını söylüyordu. Günaydın'dan Tuğba Kalçuk'a verdiği röportajda şöyle demişti. "Evet, marjinalim. Bu durumu da genlerime bağlıyorum. Çok özel bir aileden geliyorum. Babam jet pilotuydu, annem ODTÜ başta olmak üzere birçok üniversitede akademisyenlik yapmış biri. Çocukken Rusya'da yaşadık, sonra Diyarbakır'a geldik babamın işinden dolayı. Türkiye'de ilk gördüğüm yerdir Diyarbakır. Sonraki yıllarda tasarımlarıma da orada gördüklerimi yansıttım. Ben Atatürkçü bir aileden geliyorum. Ailem bana hep cesur olmayı ve ne iş yaparsan en iyisini yapmak için emek harcamam gerektiğini öğretti. Modaya da kendi tasarımlarıma güvendiğim için girmiştim. Politik görüşümü saklayan biri olmadım hiç. Seçim coşkusunu yaşarken politik tercihimi açıklamak istedim. Ben Atatürkçü ve CHP'li bir aileden geliyorum. Bu seçime kadar hep CHP'ye oy vermiştim. Ve hayal kırıklığına uğradım. Bu seçimde CHP bana umut vermedi. CHP'nin HDP ile dirsek temasında olması da beni rahatsız etti. Vatan bütünlüğü benim için çok önemli. Vatan için kararımı verdim. Vatanım bölünmesin diye tercihimi Erdoğan'dan yana kullandım. Erdoğan çok samimi bir lider. Çocuklarla, hayvanlarla ilişkisinde bile ne kadar sevecen olduğunu görüyorum. Depremzedeler için yaptıklarıyla da gönlümü aldı. Samimiyetini hissettiriyor. Çalışan, ülkesi için hizmet eden bir lider. CHP bana romantik bir parti gibi geliyor. CHP'nin daha çok çalışması, emek vermesi gerekiyor. Hizmet önemli benim için. Kim ülkemize hizmet verirse, halkımız tercihini ondan yana kullanıyor. Belediyecilikte de böyle. Ben yıllarca Beyoğlu Belediyesi Başkanı Ahmet Misbah Demircan'la çok güzel projeler yaptım. Nasıl çalıştıklarını yakından biliyorum. Çok ağır hakaretlere ve yazılara maruz kaldım. Kendini Atatürkçüyüm diyenler ağza alınmayacak sözler söylediler bana. Ayıptır. İnsanların birbirine bu kadar nefret söylemi içinde olmamalarını dilerdim. Mahalle baskısı beni yıldırmaz. Ne düşünüyorsam onu cesurca söylerim. Benim için ailem önemli. Bu tercihimi hem oğlum hem de annem saygıyla karşıladı. Gerisi de önemli değil. Bugün bir arkadaşımla görüşmek için Cihangir'e gideceğim. Arkadaşım bana Cihangir'e gelme. Açıklamandan sonra sana sert sözler söyleyebilirler dedi. Korkmuyorum. Ben düşüncemi açıkladım. Düşünceyi açıklamak suç mu? Samimiyetsizlikten sıkıldım. Rol yapmadan ne düşünüyorsam onu söyledim. Asla pişman değilim. Ben bu açıklamaları da reklam veya gündeme gelmek için yapmadım. Bu yaştan sonra ne üne ne de reklama ihtiyacım var. Sadece tavrımı göstermek için tercihimi açıkladım.
Yıllar önce oğlu Uzay Kanat eline ses kayıt cihazını alıp annesi modacı Zeynep Tunuslu'ya merak edilenleri sormuştu. Ortaya çok konuşulacak bir söyleşi çıkmıştı. Tunuslu bu söyleşide oğlunun senin de hayranı olduğun Madonna'ya Türkiye konserinde kıyafet tasarlamış biri olarak dünya çapında tanınmış olmak istemez miydin sorusunu şöyle yanıtlamıştı. Seneler sonra Madonna ile New York'ta karşılaştık. Aslında orada kalıp Madonna'nın stil danışmanlığını yapabilirdim. Ama geri döndüm. Gerçekten kafaya koysaydım New York'ta, Paris'te isim yapabilirdim. Bunun yerine televizyon programları hazırladım, dergi çıkarttım, kitaplar yazdım, sana Çin tavuğu pişirdim. Diğer türlü hiç vaktim kalmazdı seni ve kendimi yaşamaya. Bu yüzden pişman değilim. Biz de Zeynep Tunuslu'ya hayatının geri kalanında oğluyla birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam diliyoruz.